Demokrat Parti Ulusal Güçler 9. olağan kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanlığı için 4 aday, halen genel başkanlık görevini sürdüren Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bengü Şonya, Fuat Türköz Çiner ve Abdurrahman Ömeroğlu yarışıyor. Yoğun katılımla gerçekleşen kurultaya Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yanı sıra diğer siyasi partilerden yetkililer ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yasin Aktay, CHP Parti Meclis Üyesi Profesör Doktor Gaye Usluerli çok sayıda Demokrat Partili katıldı. Tek Yürek, Geleceğe sloganıyla yapılan kurultayda Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Sekreteri, Genel Başkan Adayı Bengü Şonya açılışı yaptı ve divanın oluşturulmasıyla kurultay başladı. Divan Başkanlığı'na Demokrat Parti Ulusal Güçler Gazi Mausa Milletvekili Hakan Dinç Yürek getirildi. Dinç Yürek daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Demokrat Parti kurulduğu günden itibaren belirli konularda asla taviz vermemiştir. Birincisi demokrasiye ve demokrasideki çoğulcu sesliliğe, çok sesliliğe çok büyük önem vermiştir. Demokrat Parti eşitlik ilkesine, herkesin her konuda fırsat eşitliğine büyük önem vermiştir. Daha sonra konukların konuşmasına geçildi. İlk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuştu. Değerli dostlar, ülkemiz çok kritik bir aşamadadır. Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs sorunu hala daha çözülememiş ama çok önemli bir dönemeçle karşı karşıyadır. Bir türlü bir ortak açıklamayı yapma becerisi sağlanamadı ve bu ortak açıklama yapılıp da Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için özlü görüşmeler başlayamadı. Önümüzdeki günlerde bu kritik eşiğin aşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra 40 yıldır özgürüz, bağımsızız diyoruz ama bir sivil demokratik düzen oluşturamadık. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersin Tatar da Demokrat Partili delegelere UBP'lilerin selamını getirdiğini ifade ederek bu demokratik yarışın en iyi şekilde sonuçlanmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Ben bugün sizlere Ulusal Birlik Partililerin selamını getirdim. Ben sizlere başarılar diliyorum. Bu demokratik yarışın en iyi şekilde sonuçlanmasını ve ülkemize ve partinize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Bizim yüreğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atıyor. Bizim yüreğimiz Türkiye için atıyor. Çünkü biz aynı sevdalı insanlarız. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da büyümesini, daha da gelişmesini ve kendi insanlarımıza daha fazla refah vermesini temenni ediyoruz. Onun için aynı yolun yolcusudur diyorum ve sizlere bir kez daha başarılar dilerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha iyisine layık olduğunu bir kez daha sizlere paylaşıyorum. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunların aşılması için mutlak surette yukarıda dayanışma gerekiyor. Mutlak surette Rumlara karşı daha fazla dik durmamız gerekiyor. Çünkü biz dünden verme hazır olsak hepsini alırlar. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte görüşmelerde dik durmasını bilmeliyiz. O bakımdan ben Demokrat Parti Ulusal Güçler sevdalılarına buradan Ulusal Birlik Partisi'nden bu mesajı getirdim. Mutlaka Cumhurbaşkanımız etrafında kenetlenmeliyiz. CTP Birleşik Güçler Genel Sekreteri Kutlay Erk'te Demokrat Parti Ulusal Güçler Kurultayı'nda bir konuşma yaptı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler adına hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. 9. kurultayımızın başarılı geçmesini, bütün yarışan adaylara başarılar dileğini iletmek istiyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak
insanımızın, yurdumuzun, bölgemizin ve dünyamızın birçok sorunlar içerisinde olduğunun farkındayız, biliyoruz. İnsanımız derin ekonomik sorunlar içerisinde günlük yaşam kavgasını sürdürmeye çalışmaktadır. Yurdumuz 50 yıldır süren bir Kıbrıs sorunun esiri halinde hala daha barışa ve huzura kavuşamamış durumdadır. Ardından CHP Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer söz aldı. Usluer, CHP'nin Kıbrıs politikasıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs politikamız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığı, Kıbrıs Türk halkının isteklerine ve görüşlerine saygı duyulması, bu adada yaşayan iki halkın tam eşitliğinin, tam yetki ve tam yönetim paylaşımının sağlanması olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Konuk konuşmacıların ardından Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş başkanlık konuşmasını yaptı. Siyasete yeniden itibar kazanmak gerekiyor. Ekonomi bir düşüş süreci içerisinde gidiyor. Onu yavaşlatmamız gerekiyor. Aklımız tadımlarla bu ülkenin geleceğinde en önemli reform olarak gördüğümüz tam reform. Yani takdiyesiz yararlarıyla bugünkü yarın gelmeden size işe olan kurulunu hak verebildiğimiz bir söz vardı. Tam reformu gerçekleştirmek diye. O reformu gerçekleştirecek adımlara atmak kolay değil, zaman ister. Ve bu düzenlikleri içerisinde tam reformun olmalı. Demokrat Parti kurultayı konukların ve genel başkanın başkanlık konuşmalarının ardından çalışma raporu ve kesin hesap raporunun görüşülüp karara bağlanmasıyla devam etti. Çalışma ve kesin hesap raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından genel başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Adayların konuşmalarının ardındansa oy verme işlemi başladı.